Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Dün yayından sonra görüştünüz. Görüş. Yani sizi uğurladım buradan. O son sözlerim oydu. Yani evlenen, bu ilişkiye başlayan, devam ettiren de sizsiniz. Ayrılırken de yine konuşacak olan sizlersiniz. Baş başa geldiniz, konuştunuz. İmkansız mıymış konuşmak? Zor bir şey miymiş? İmkansız değildir. He? Hiçbir şey imkansız değildir. Yani dün Hasan Hüseyin'le konuştuğunda bir şey oldu mu? Eksildin mi? Yok, hayır. Derdini, o sana derdini, bu olaydan nasıl, bu olayın nasıl altından kalkacağınızı konuşabildiyseniz ne mutlu. Nasıldı Hasan Hüseyin senin için? İyiydi, anlaştık. Sıkıntı yok. Hangi konuda anlaştınız? Ya, boşanıyoruz. Yani çocuğun velayetini de ben alıyorum. Anlaşmalı boşanmak istiyorsun. Evet. Evet. Sizden duymak istiyorum. Bir an önce boşanmak için. Anlaşmalı boşanmaya gittik, konuştuk. İkimizin de kararı zaten. Nedir ortak kararınız? Anlaşmalı boşanıyoruz. Tamam, anlaşmalı çocuğun boşanacaksınız da. Ya ben dün şunu söyledim. Anlaşmalı boşanmada oturur anlaşırsınız. Anlaşamazsanız çekişmeli boşanırsınız. Sen bir an önce anlaşmalı mı boşanmak istiyorsun? Evet. Ortanızdaki tek sorun şuydu, çocuğun velayeti konusunda anlaşamıyordunuz. Bu konudaki, bu konuda nasıl uzlaştınız? Şerife Nur? Ya kendisi söyledi zaten, her gün gelsen de gösteririm dedi ve tedavisi için verdim zaten. Yani. Anlaşmalı boşanmak için çocuğunun velayetini babası Hasan Hüseyin'e verdin. Ya boşanmak için değil, tedavisi için söyleyeyim. Hani boşanma elinde sonra bir iki sene sonra da olabilirdi. Ama çocuğun tedavisinin aksamaması için. Aksadığını düşünüyor musun çocuğun tedavisini? Ya aksadığını düşünmek değil. Şimdi siz de söylediniz, ortada ya yerim belli olmadığı için randevu alamıyordum. Ya almaya çalışıyordum ama alamıyordum. Ya tedavisine devam edilmesi için verdim. Şimdi bu çocuğun nörolojik bir rahatsızlığı var. Ve tedavi olması lazım. Tedavi de normalde Konya'da. Sen ne zaman evi terk etmiştin? 20 Eylül'de mi? 20 Eylül'den beri aslında çocuğun tedavisi de aksadı. Bundan sonraki süreçte babanın yanında daha mı güvende olacağını düşünüyorsun? Ya güvende olmak değil aslında. Hani ben çocuğumu aynı şekilde göreceğim de. Gerekirse tedavisinde ben de olacağım yanında. Olmayacağım anlamına gelmiyor. Ama onun daha iyi götüreceğini düşündüm yani. Hasan Hüseyin iyi bakar mı? Ya bakacağını umut ediyorum. Baba şey, kayınvaliden? Ya ben babasına güvenerek verdim. Tamam, ama kayınvalidene de güvenir misin? Onun anneliğine, merhametine, şefkatine? Ya güvenmiyorum, açıkça söyleyeyim, güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. Güvenmiyorum. Kaç tane çocuk sattım ki de güvenmiyorum. Ya satma. Herhalde toplamışım ya. Toplamışım satmışım demek ki kızım. Allah aşkına düzgün konuş da gay bitsin kuzum. Bitsin çocuğum. Ya ben yapma. Vermeyeceğim ya da vereceğim bu da, şey yani değil. Yani çok şeyli konuşuyorum da. Ya şöyle bir şey Esra Hanım. Hani söylemek istediğim birkaç da kelime var aslında. Söyle. Müsaade ederseniz. Şimdi Hasan Hüseyin ve Şerife Nur anlaşmalı boşanma konusunda uzlaştılar. Ben velayeti babaya veriyorum. Sebebi de çocuk Konya'da tedavi görüyor. Sık tedavi görmesi gereken bir çocuk ve rahatsızlıkları olan bir çocuk olduğu için kaçtığım ve gittiğim yerde bunu sağlamam mümkün değil. Bundan dolayı babaya veriyorum dedin. Velayet babada çocuk olacak. Çocuk zaten Ankara'da tedavi görüyor. Konya'da değil. Ya verdim. Eğer o konu bittiyse benim sizinle bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Ya kaç gündür burada hani herkes suçlu duruma düşürüyor ya. Benim telefonun ucunda bir sürü... Hani herkes sahipsiz diyor. Buraya bağlanmak isteyen o kadar çok kişi var ki bağlanamıyor. Yani olayları açıklamak kimler için. Kimler bağlanmak isteyenler? Annem, amcalarım, herkes yani komşular. Ne diyecekler? Yani neler söyleyeceklerini sen onların yerine aktarır mısın? Ya şöyle kayınvalidemin diyeyim. Hani burada evlatlarıma baktım ya da Hasan Emir'e bana. Kendi oğluna dahi baktım gibisinden sözler söylüyor ya. Onun yalanlarını diyeyim ortaya dökmek için. Artık bunların bir anlamı yok. Ya şöyle annen, bir şey. Amcan, başka? Komşularımız. Kendi komşuları diyeyim. Amcana, annene ya da halana güvenir misin? Onlara sığınabilir misin? Güvenirim. O zaman ben de onlara bir sormak istiyorum. Yani şimdi artık yayına bağlanmaların bir amacı yok. Sen diyorsun ki ben 20 Eylül'de
erkek kardeşinle kocanın evinde beraber, hep beraber yaşıyordunuz. Ben şiddetten kaçtım iddiasında bulunuyorsun ya, ben de ona sorarım yani hepsine de. Sen şiddete uğradığında, o evden kaçtığında sen niye Ankara'dan çıkıyorsun? Bütün amcaların, dayıların, yengelerin hepsi kucak açsalardı. Ya Esra Hanım şöyle öyle bir telefonda, telefonda kuru sıkı olmaz. Tamam, şu anda destek olduklarını söylüyorlar ama ben annene de söyledim. Kızın Ankara'dayım dediğinde, bilmem kimin yanında dediğimde nasıl güvendin dedim. E güvendim dedi. Nasıl güvenirsiniz ya? Nasıl seni oraya bırakırlar? Ya şöyle sen de daha şey çocuksun anne. Hani kimse heyecandan konuşamaz. Benim annem de öyle defalarca bağlanmayı da denedi. Benim annem ya zaten konuşamamış o zaman. Biz yayını tekrar izlediğimizde de öyleydi. Şerife Nur, canım şöyle benim. Bir şey. Senin kocanla ilgili problemin varsa çocuğunu alıp gidebileceğin kapıların var mıydı? Esra Hanım şöyle bir şey, gitmedim demiyorum. Ben defalarca gittim zaten. Hani benim burada söylediğim her kelime yanlış anlaşıldı. Ya ben kendim mi anlatamadım düşünüyorum. Yayını tekrar izlediğimde de öyle. Ben gitmedim değil, gittim. Ama gittin bana niye geldin geri o zaman kızım? Her defasında iyilik olsun diye gönderdiler. Ya kimse evladının yuvasını yıkmak istemez değil mi? Hani burada anneme ya da halama ya da herkes atıp sattılar ya. Hani bütün herkes, bir bunlar da öyle. Hani kızın gittiğinde annen hiç mi düşünmedi falan filan. O zaman onlara buradan çağrıda bulun. Ben geliyorum de. Ya ben gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben evladından vazgeçmişim. Artık Abbas'tan hiçbir şeyin vazgeçmedi. Önemi yok. Ne için vazgeçtin evladından? Vazgeçmek ya tedavisi için ben sonuçta babasına verdim. Vazgeçmiş Şerife olmuyorum Önür, yani. Bak Şerife Önür sen çok güzel bir kızsın. Ben çok, yani çok üzülüyoruz seni. Ben senin için çok üzülüyorum çok, yani. Çok güzel bir kızsın. Yani kendine böyle ben işte kimse sormuyor, beni yanlış anlıyorlar. Çünkü sen yanlış yapıyorsun ve bunu kabullenmek de istemiyorsun. Ve o girdabın içerisinden işte böyle çıkmaya çalışıyorsun. Şunu unutma, senin anneni, aileni bu pozisyonda zor duruma düşüren sensin. Senin annen, senin evladın için borç ödemiyor mu? Kaç yaşında senin annen? 45 herhalde, 45. 60 bin TL borcunu altına imza attı. Kimin için? Arkamda bekliyor ya işte. Kimin için bankadan kredi çekti? Ne için çekti anne? Arkasında değilmiş ya. Ben annem arkamda değil demedim. Annen arkanda. Torunu için çekti, bizim için çekti. Çocuğunun bir tedavisi için senin ailen arkanda olmuş. Evet. Senin erkek kardeşin senin yanına, damadın evine gelip yaşamayı tercih etmiş. O borçları ödemek için, tedavi için. Tedavi oluyor mu? Hayır. Çünkü neden? Şerife Nur başka yerde. Ya başka yerde değil. Niye yanlış anlıyorsunuz ki? Ya ben neredesin Şerife Nur? Bak adamı demiyorum. Çıldırtıyorsun. Neredesin şöyle bir şey. Şerife Nur? Sen neredesin? Ben ama kalkıp annem ya da şey arkamda değil anlamında, o anlamda demiyorum ben. Ya ailen arkanda mı? Senin aklın havada Şerife Nur. Senin aklın havada. Senin ailen herkes borç senin altına yanında. Girmiş. Herkes sana destek. Amcan da, annen de, akrabaların da, ama onların destek olmasını sen istemiyorsun. Çünkü sen bir yol çizmişsin, doğru mu? Sözlerini dinlemedi. Dayılarının, biz emlilerin. Sana doğruyu anlatmaya çalışıyoruz, bu senin seçimin. Belki bir yolundan çevirebilir, bizim çabamız o. İster duy, ister duyma. Sen yine kendi bildiğin kararın arkasından gidecek misin? Gideceğim. Gideceksin. Ben bu karardan zaten vazgeçmeyeceğim. Yani ben bir seçim yaptım. Seçimimin arkasındayım diyorsun değil mi? Evet. Vazgeçmiyorsun da. Vazgeçmiyorum. Peki. Abla, niye şey bağlansınlar yayına şimdi? Ya amcanlar, şu anda bağlanmalarının bir anlamı yok zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani çıkıp burada bana ve aileme hani atıp satıyorlar ya. Şöyleler böyleler ben biliyorlardı. Ben ailene hiç atıp satmadım. O annene, dayına, tamam, emlilerine hiçbir şey demedim. Ben bunu ben yapana için dedim. Hani tamam. Benim hakkımda söyledikleri zaten yalan. Bak şimdi kayınvalidenle ilgili. Yani senin annenle de ilgili ne Hasan Hüseyin ne de ana kızdan hiçbir şey gelmedi. Cönsün yayına da baksın. Ben hiçbir zaman ailesiyle alakalı hiçbir şey demedim. Allah razı olsun. Ben hiçbir zaman annesinden de dayılarından da bir şey görmedim. Ben hiçbir zaman kötülemedim. Ha halan, o ayrı bir şey zaten. Halana halan da zaten geldiğin yaptı. İçin şey ettik. Boyuna ben yan yana yedim. Sen oraya geldin, bana gelmedin. Halan sözünden çıkmadın. Ben buna kızdım. Halana ben kötü bir şey demedim ki. Vallahi sen halan şey lafına yok. Baktığın için bu durumlara düştün. Başka bir şey etmedin. Sen dayılara, halan lafına yok. Baksaydın bu duruma düşmezdin. Ben senin evine de defalarca geldim. Yüzüme bakmayan senin. Kendi oğlun şahidi. Bak mahalle bağlansın o zaman. Ben sen vallahi nasıl duruma düşmedim? 1,5 ay benim evimde yattın kız. Şimdi. Ya, bir buçuk ay, bir sene aylardır bir şey zaten küsür. Kalmadı kızım hani benim sana, çocuğum tamam diyorsun ya, yavrum. Sen Hasan Emir'in varlığından şey haberin yok
ki. Abla bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Bulaşıklarını yıkadıydım. Anne, bir saniye. Dur bana yayın sonrası buradan çıktıktan sonra. Sana anlatamadığım birçok şey var dedin. Şimdi anlat da dinleyeyim o zaman hadi. Ben sana anlatamadığım birçok şey var o anlamda demedim. Dün yayın sonrası bana dedin. Anlatamadığım birçok şey var dedin. Ne anlamda söyledim onu soruyor. Şimdi anlatsın. Ben anlatamadığım birçok şey, onu sen kendin daha iyi biliyorsun ve kimin anlamında dediğimi de biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben kendi tarafıma demedim. Ben bunu sana dedim. Ne hani için söyledim bunu? Hani ben bunu sana... annesi için söyledim. Hani çocuğu benim alma tarafı dedi. Esra dedi Hanım, ben bunun hep arkasında oldum ya. O yüzden sen beni hiçbir zaman arkamda değildin ki. Eve ayrı, barka ayrı. Sen beni hiçbir zaman arkamda değildin. Şerife Nur söyle. Hani hayır söyleyeyim. Dün biz zaten anlaşmalı boşanmaya, kayıtları izlediğinizde de öyle. Boşanmaya gittik hani... çocuk velayeti içindi. Hani velayeti verdim zaten ben o anlamda dedim. Bilmediğin şeyler. Annesi anlamında. Ki bakmayacağına Hasan benden daha iyi biliyor. İma ettiğin nedir? Yani bilmediğin şeyler var. Ya sen bilmediğin şeyler bakmayacağı anlamında dedim. Bilmediğin ben şunu söyledim. Benim çocuğuma bakmaz. Bakmaz. Tamam annem bakmazsa eğer ben şunu da dedim. Yayın öncesi de dedim yayın sonrası da diyorum. Yine diyorum. Eğer annem bakmadığı anda ben diyorum ya ben çeker giderim oğlumla beraber. Bakıcımı da tutarım. Adam akıllı da baktırırım. Şimdi ben şunu soruyorum, siz bu çocukları dünyaya getirirken anamız baksın benim diye biz getirmiyoruz ki zaten. Yani annesi bakmaz değil, hayır. Hasan dedi ya, ben annemle bakacağım çocuğa, bir ev tutacağım falan filan gibisinden ona söylüyorum.